Ben babamın sırtına binip öyle bir yarış yapmadım. Öyle bir yarış yapmak nasip olmadı. Aslında kazanan orada yetimler oldu. Babasını küçük yaşta kaybeden bir Ahmet. Daha sonra ona babalık yapan, dedesini kaybeden bir Ahmet. Daha sonra öksüz kalan bir Ahmet. Ve her anında, acı gününde, kötü gününde, iyi gününde, evliliğinde yanında olan İHA ailesi. Kalbimizden şu kelimeler dökülmüştü ve bu slogan olup duvara asılmıştı. Zalime karşı durmayı, mazlumun yanında olmayı insanlık senden öğrendi. Ve hiç unutmuyorum, Ramazan günüydü. Şöyle bir dua etmiştim. Allah'ım ömrüm boyunca bana da mazlumlara, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine hizmet etmeyi nasip et diye. İsmim Ahmet Emre Eke, 33 yaşındayım. Uzun yıllardan beri İstanbul'da ikamet ediyorum. Yaklaşık 15 seneden beri de İHA İnsani Yardım Vakfı'ndayım. Aslında benim hayat hikayem de ilkokul yıllarında başlıyor. 9 yaşındayken babamı kalp krizi sonucunda kaybettim. Yetimlikle o zaman da tanışmış olduk. O süreçten sonra yetimlerin benim hayatımdaki yeri çok farklı oldu. Uzaktan baktığımız yetimlik duygusunun içinde kendimizi de bulmuş olduk. Bu süreç bizim için zorlu bir süreçti. Çünkü hayat eskisi gibi olmayacaktı. Babasızlık, yetimlik çok farklı bir noktaya gelmişti. Annem, ablam ve ben üçümüz kalmış olduk babamızı kaybettikten sonra. Bu süreçte tabii bize ikinci babalık yapan dedem, rahmetli dedem, Ali dedem bize sahip çıktı. İki yetime de çok güzel bir babalık, hamilik yaptı ve kimseye laf söyletmedi tabiri caizse. Bizi korudu, kolladı. Dedem bu süreçte benim her türlü eğitimimle de ilgilendi. Birlikte camiye giderdik, yolda gördüğümüz fakirlere yardım ederdik, sadakalar verirdik. İHA'yı da aslında dedemin vasıtasıyla tanımış oldum. Dedem sağlığı yerindeyken bağış vermeye özellikle beni İHA'ya gönderir. Kurban bağışını, Ramazan bağışını, yetimlere yardımları benim üzerimden yapardı. Şimdi anlıyorum ki belki de dedemin beni eğitmesinin bir parçasıydı bu aslında. Vakfı bana tanıttı. İnsanlara yardım etmeyi, mazlumların yanında olmayı aslında bir vesileyle dedemden öğrenmiş olduk. Babamı kaybettikten sonraki ilkokul yıllarımda annemle birlikte bir programda Afrikalı çocuklara yardım edildiğini gördüm. O Afrikalı çocukların gözündeki mutluluk beni çok etkilemişti. Ve hiç unutmuyorum, Ramazan günüydü. Şöyle bir dua etmiştim. Allah'ım ömrüm boyunca bana da mazlumlara, yetimlere ve böyle ihtiyaç sahiplerine hizmet etmeyi nasip et diye. Unutamadığım anılardan ve dualardan bir tanesiydi. Babamı 9 yaşında kaybettim. Ardından da 16 yaşında dedemi kaybetmiş oldum. Bu süre zarfında dedem, yani şöyle bir durum var. İnsan ölüme imrenir mi? Ya da ölümden sonraki o cenaze törenine imrenir mi? İmrenir. Ben dedemin hem ölüm anında hem ölümden sonraki cenazesinde bizzat yanında bulundum. Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınacaktı. Bütün İslam coğrafyası tarafından tanınan Müslüman bir liderin, önderin gıyabi cenaze namazı vardı. Hatta o zaman vakıfta çalışmaya başladığımda, vakıftaki kardeşler ve abilerle görüştüğümde onun gıyabi cenaze namazını kılmaya gelenler rahmetli dedemin de namazını kılmış oldular ve binlerce kişinin omuzlarında tekbirlerle onu son yolculuğuna uğurlamış olduk. Bundan sonraki süreç aslında daha farklı işlemeye başladı benim için. Çünkü babamı küçük yaşta kaybettikten sonra bana babalık yapan ikinci babamı da kaybetmiş oldum ben. Hayatın bir tokadını daha yemiş oldum bu olayla birlikte. Aynı yıllarda Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İnşaat bölümüne başladım. Burada Zonguldak İHA'da çeşitli faaliyetlerde de bulundum. Aslında İHA ile tanışmamız da, daha sık mesaimizin olması da bu vesileyle olmuş oldu. Zonguldak İHA'da Salih Merdivan abiyle birlikte çok değerli, kıymetli vakitler geçirdik. Zonguldak'ta üniversite bittikten sonra tekrardan İstanbul'a geldim. Bu süre zarfında İHA'da aktif gönüllülük çalışmalarına katıldım. Tanıtım birimindeydim o sırada. Anadolu'ya çeşitli kargolar gönderiyorduk. Daha sonra Ramazan ve Kurban'da tanıtım standlarında durdum. Broşür dağıttık. Vakfımızın faaliyetleri insanlara anlatmaya çalıştık. Daha sonra aynı birimde personel olarak göreve başladım. Tanıtım demişken, bizim bu yaptığımız tanıtım faaliyetleri, broşürler, afişler, sosyal medya, videolar, bunlara neden önem veriyoruz? Bunları neden yapıyoruz? Yaptığımız faaliyetleri, dokunduğumuz insanları bağışçılarımıza anlatabilmek için, güven duygusunu pekiştirmek için. Çünkü biz her bağışçımızı Afrika'da açtığımız su kuyusuna ya da bir kurbanda götürdüğümüz Asyalı'ya, Haiti'deki depreme götüremeyiz. Ama bu yaptığımız faaliyetlerle insanlar o güven duygusunu aşılamış oluyoruz diye ümit ediyoruz. İnşallah öyledir. 2009 Kara Konvoyu'nda Kapıkule'den araçları karşıladık. Türkiye sınırları içerisindeki bütün tanıtım faaliyetlerinde bulunmaya çalıştık. Daha sonra 2010 yılında Mavi Marmara hadisesini hepimizi biliriz. Allah şehitlerimize rahmet etsin. Mavi Marmara döneminde Antalya'da tanıtım birimiyle birlikte Mavi Marmara'yı bayraklarla süsledik, seferine hazırladık. Rahmetli Cevdet Kılıçlar abi Mavi Marmara'da şehit oldu. O zaman basın ve sosyal medya ve internetten sorumlu personelimizdi. Biz gemiyi süslerken dedi ki, sizin bir videonuzu anılarımızı hazırlayalım, videoyu çekelim ve güzel bir anı hatıra olarak kalsın. Biz gemiyi marşlarla süslerken rahmetli Cevdet abi de bizim videomuzu çekmişti. Maalesef ben Mavi Marmara gemisinde sefere katılamadım. İstanbul'daki, Türkiye'deki organizasyonlarda, işte konsolosluğun önünde, diğer eylemlerdeki faaliyetlerde bulunduk. Annem elin bir hastalığa yakalandı. Bu süre zarfında tabii ki de her zaman olduğu gibi İHA'nın, İHA'daki dava arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, vakıftaki yöneticilerimizin şefkat elini her daim üstümde hissettim. Yani aslında demiştim, ben babamı kaybettikten sonra bir süreç yaşadım, dedemi kaybettikten sonra bir süreç yaşadım ama hayatımdaki en önemli olaylardan biri benim İHA ile tanışmam. Yetim olarak büyüdüm, yetim olarak yaşadım ama hiçbir zaman İHA'yı tanıdıktan sonra İHA'nın şefkat elini üstümden eksik etmediler. Dediğim gibi annemin hastalığında, hastane döneminde hep yanımda vakıftaki abilerimiz vardı. Başkanımız bizzat annem hastanede yoğun bakımda yatarken yanıma geldi. Devamlı durumlarından ilgilendi, durumunu sordu. Daha sonra annemi 2013 yılında kaybettik. Gene dediğim gibi vakıftaki arkadaşlarımız, dostlarımız hep yanımızdaydı. Ben sadece taziyeleri kabul ediyordum. Bütün defin işlemlerinden, yemek dağıtımından, camideki organizasyonlarından, hepsinden vakıftaki kardeşlerimiz, abilerimiz ilgilenmişti sağ olsunlar. Ben aslında çekirdek ailemi kaybetmiştim. Babamı, bana ikinci babalık yapan dedemi ve daha sonrasında annemi. Ama dediğim gibi bugün dönüp baktığımda kocaman bir aile olmuşuz. Yani bunu gerçekten burada şey için söylemiyorum. Her anımda ben İHA'daki insanları, mutlu günümde de, kötü günümde de, hastalığımda da hep burada dava arkadaşlarımı yanımda gördüm. Mavi Marmara'dan sonraki süreçlerde, Mavi Marmara'dan öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılmış oldu vakıf içinde. Tanıtım faaliyetlerimiz hızla devam ediyordu. 2011 yılına geldiğimizde Necmettin Erbakan hocamız rahmetli olmuştu ve cenaze merasimi olacaktı. Biz tanıtım biriminde bununla ilgili çalışmalar yapıyorduk. Fatih Camii'nden Edirne Kapı mezarlığına kadar gelen güzergahta Fatih Camii'nin kenarlarına, Fevzi Paşa Caddesi'ne pankartlar, afişler, bayraklar asılacaktı. Yönetimdeki abilerimiz geldiler, dediler ki tanıtım biriminde sloganlar hazırlamamız gerekiyor. Sloganlar yapıp pankartlara bastıracağız ve duvarlara asılacağız. Aslında o anda düşünülmüş, çalışılmış bir şey değildi. Kalbimizden şu kelimeler dökülmüştü ve bu slogan olup duvara asılmıştı. Zalime karşı durmayı, mazlumun yanında olmayı insanlık senden öğrendi. Aslında bu sadece bir slogan değildi. Gerçekten ilerleyen zamanlarında vakıfla bir sürü mazlum coğrafyaya gitmek nasip oldu ve gittiğimiz her coğrafyada, Asya'sından Afrika'sına gittiğimiz Müslümanlar Erbakan Hoca'dan haber soruyordu ve Erbakan Hoca'ya rahmet ve hayır duaları ediyordu. O dönemde sadece bir slogan gibi duran bu söz, geldiğimiz bu yıllarda, gittiğimiz coğrafyalarda hala bize Erbakan Hoca'yı sorduklarında, Erbakan Hoca'yı bize anlatın dediklerinde, ona rahmet okuduklarında bu sözün manası daha da derinleşmiş oldu. Bir slogan olmaktan çıktı ve mazlum coğrafyalardaki Erbakan hakikatini bize göstermiş oldu. Tanıtım biriminden sonra vakfımızın kaynak oluşturma biliminde görev almaya başladım. Bu dönemde de çeşitli faaliyetler kapsamında yurt dışına seyahatlerde bulundum. 2014 yılında Nepal'de bir kurban organizasyonuna katılmıştık. Orada da yetimhaneleri ziyaret ettik. Yani kurban organizasyonuna gitmemize rağmen yetimlerin bendeki yeri farklı olduğu için bir yetimhaneye gittiğimde orada dakikalarca, saatlerce yetimlerle oyun oynuyorum, vakit geçiriyorum. Onlarla hemhal olmaya çalışıyordum. 2015 yılında da vakfımızın Yetim Dayanışma Günleri kapsamında Gana'da ve Senegal'de çalışmalarda bulunduk. Sene 2017 yılına geldiğinde vakfımızın gayrimenkul ve inşaat biriminde çalışmaya başladım. Bizim mezuniyetimiz de inşaat bölümü olduğu için abilerimiz bu birimde çalışmamızı istediler, uygun gördüler ve bu birimde faaliyetlere sürdürmeye başladık. Aynı yıllar içerisinde Bangladeş'te İyilikhane Yetimhanesi'nin açılışına gitmiştik. Ben orada vakfımızın yaptığı yetimhanenin standartlara uygun olup olmadığını denetlemek kapsamında gitmiştim ve çalışmalar yapıyordum, kontroller yapıyordum. Bu sırada basından Bilal kardeşim, ben çatıda denetlemeleri gerçekleştirirken aşağıdan yüksek sesle "Ahmet abi aşağı koşarak gelir misin?" dedi. Ben de bir hışımla, heyecanla aşağı indim. O sırada Said Demir abi 2 tane yetimi sırtına almıştı ve beni bekliyorlardı. Bilal kardeşim dedi ki, "Ahmet abi 2 tane yetim sen al ve bir yarışa tutuşalım. Ben de sizin videonuzu kayda alayım." Ve aslında bu yetim dayanışma günlerinin ne manaya geldiğini gösteren karelerin kayda alınmasına vesile olmuştu bu görüntü. Sırtımızı Yalnız aldığımız iki yetim bende, iki yetim Said Demir abi de yarışa tutuştuk. Aslında kazanan orada yetimler oldu. Çünkü o yetimlerin yüzlerindeki ifade, o mutluluk her şeye değerdi. Aslında bu videonun bu kadar yayılması, oradaki binanın, güzel bir binanın açılması, yataklarının tam olması, çatısının tam olması, tabii bunlar önemli şeyler ama bizi etkileyen, özellikle beni etkileyen, kimsesiz büyüyen çocukların, baba şefkatinden yoksun çocuklarının bir baba figürü olarak birisini sırtına alması ve seninle yarış yapması. Yani beni etkileyen nokta oydu. Aslında oradaki çocuklarda ben bir bakıma kendimi de buldum. Çünkü ben babamın sırtına binip öyle bir yarış yapmadım. Öyle bir yarış yapmak nasip olmadı. Ama oradaki çocuklar, oradaki yetimler bunu tatmış oldu ve bizim elimizle bunu tatmaları bize çok mutluluk verdi. Aslında ben bu hikayeleri neden anlattım? Babasını küçük yaşta kaybeden bir Ahmet. Daha sonra ona babalık yapan, dedesini kaybeden bir Ahmet. Daha sonra öksüz kalan bir Ahmet. Ve her anında, acı gününde, kötü gününde, iyi gününde, evliliğinde yanında olan İHA ailesi. Şu anda da abilerimiz üzerimize bir sorumluluk yüklediler. Acizane vakıfta yöneticilik yapmaktayız. Yetim bir, büyüyen bir çocuğa dokunan ellerin onun hayatındaki farklılıkları, onun hayatına nasıl etki yaptığı. Biz bu konuda üzerimize çok büyük bir yük düşüyor, çok büyük sorumluluk düşüyor. Ulaşmadığımız nice Ahmetler var. Bu Ahmetlere ulaşmamız gerekiyor. Yani daha çok yetime nasıl dokunabiliriz? Daha çok mazluma nasıl dokunabiliriz? Daha çok yetimin hayatını nasıl etkileyebiliriz ki onları da gelecekten ümit var, gelecekten bir beklenti haline sokabiliriz. Bunun derdini taşımaktayız şu anda. Rahmetli annemle televizyonda izlerken ettiğim duayı Rabbim şu anda kabul etmiş oldu. Geçmişe dönüp baktığımda bu duama karşılık bulduğumu gördüm ve mazlumlara, yetimlere, ihtiyaç sahiplerine acizane hizmet etmeye çalışıyoruz. Rabbim cümlemize bu faaliyetleri samimi bir şekilde yapabilmeyi nasip etsin.